Finike'de bir hıyar serası içerisindeyiz. Şimdi bir dikilmiş bitkileri, fideleri görüyoruz. Artık bitki diyeceğiz. Büyümüşler, büyümüş durumdalar. Bu seranın özelliği cam sera. Küçük blok var. Çok modern değil. Eski tip seralardan birisi. Esas bitkilerle ilgili bahsetmek istediğim bir konu var. Ve daha sonra kükürt uygulamasını göstereceğim üzerinden. Şimdi bu bitkileri içinde silor hıyar çeşidi var, güzlük. Bu hıyar çeşidi yetiştirilirken güzlük olduğu için üretim döneminin sonuna geliniyor. Üretim döneminin sonunda baharlık için yeniden üretim için bitki dikilecek. Bu bitkileri eski hıyar çeşitlerini, yani eski hıyar bitkilerini sökmeden arasına dikiyorlar. Diktikleri dönemde tam bir yaklaşık 10 gün süresince çok çok soğuk olduğu bir döneme denk geliyor. Bu dönemin içerisinde bitkiler hem gölgede kalıyor hem de hızlıca büyüyemiyor. Hava da soğuk zaten. O sırada bir fideleri yeni dikiyorsunuz ve buradaki sebalarla 10-12 gün süresince don bekleme dedi üreticinin. Üşüme zararından, dondan donmasını korumak için soba yakıyorlar. O döneme denk geliyor ve bitkiler biraz bodur kalıyor. Tabii bitkilerin arasına dikildiği zaman bir dezavantaj daha var. Bu dezavantaj da eski bitkilerde bulunan hastalık ve zararların aradaki bitkilere yayılması, bulaşması. Örneğin bu sera içerisinde çok fazla kırmızı örümcek varmış eski bitkilerde. Yeni fidelere bu kırmızı örümcekler hemen iniyorlar. Artık kırmızı örümcek, tirbis ne kadar zararlı varsa. Bu seradaki esas bariz etkisini de kırmızı örümcek olarak göstermiş. Kimyasal akarisitlerle, insektisitlerle ilaçlamasını yapıyorlar ve kırmızı örümcekle mücadele edemiyorlar. Üzerine kükürt dökme şeklinde mücadele işine başlıyorlar en sonunda. Üretici kendisine göre bunda başarılı olmuş. Birazdan bunun uygulamasını da göstereceğim. Demek ki buradan da ne çıkıyor? Aslında normal tekniğine uygun şekilde yapmak gerekirse zamanlamasını iyi ayarlayıp eski bitkileri söküp yeni bitkileri dikmek gerekiyor. Bunu domateste, hıyarda ve bazı sebzelerde yapabiliyor üretici. Biraz avantaj sağlayayım derken dezavantajına da dönebiliyor. Şimdi bildiğimiz granül toz kükürdü hazırlığı yapılıyor. Buradan torbalardan üretici. Şimdi böyle yapılıyor. Bunu videoyu tavsiye ettiğimiz anlamı çıkmasın. Üretici kendi riskini kendine göre belirleyip kırmızı örümcek mücadelesini buna göre yapıyor. Ve kendine göre de başarılı olmuş. Çok hafif bir şekilde üst kısmına yapıyor. Kırmızı örümcekler üste çıkarsa zararlanır ya da işte gezerken yaprak üzerinde olabilir. Yaprak altında bulunanların hepsini bulabilir mi? O ayrı bir durum. Normalde suda ıslanabilir toz kükürtler var. Onları da kullanabilirler. Ama bu yolu denemişler. Öbürkünden başarılı olamamışlar. Bu şekilde bitkinin üzerine silkelerken bunun bir kısmı bitkinin etrafına, çevresine yere değiniyor. Oraya geldiği zaman
canlı olan ergin kırmızı örümcekleri de öldürebiliyor. Kırmızı örümcek diyoruz ama akarlarda kendi içinde farklı türleri var. Bilindiği üzere zaten kükürtün hem fungisit yani küllemeye hem de akarlara, kırmızı örümceklere faydası var. Burada da kükürtün ekilmiş son halini gösterelim. Bitkilerin üzerini toz bu şekilde kaplamış. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Bunun yoğunluğu yaprak altlarında bulunur. Aşağıya inen bitkinin yaprağın üst kısmına çıkanlara faydasını olacağını kesin olarak belki diyebiliriz. Daha önceki uygulamadan toksik etki yapmadığı görülmüş. Ama bir gerçek, kırmızı örümcek yoğunluğu yaprağın altında bulunur. Son olarak da kırmızı örümcek zararının olduğu ya da farklı akarların zararının olduğu bir yaprağı burada göstermeye çalışalım.